Sayın Erdoğan, bana bugünkü konuşman da değersiz demişsin. Tabii ben senin için değersiz olacağım. Ben Suriyeli değilim, ben Türk milletine değer vermediğini senin biliyorum. Sen Türk olan hiçbir şeye değer vermiyorsun. 300 bin Türk geldi Bulgaristan'dan, onlara karşı çıktın Türk oldukları için. 7.7 milyon Suriyeli'ye 100 milyar dolar harcadın. Onlara çok değer verirsin. Koçlarımın kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yıl devireceği en büyük bayramdır. Kutlusun bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutluğuna kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler başardık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk yurtuna Türkiye Cumhuriyeti. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azınmaktır. Fakat bu yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve imkan kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü münasır medeniyet seviyesinin en üstüne taşıyacağız. Bunun için geçmiş asırların gevşemici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket ve bulma gelişmeleridir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Buna da muhakkak hocamızdan şüphem yoktur. Çünkü Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir ve çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlü denilmesini çok iyi bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafada tuttuğu meşale müspet ilimdir. Buna ehemmiyetle tamamen özgür ettirmeyiz ki Türk milletinin tarihi vasfı da güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun için ki Türk milletinin yüksek karakterini, yorulmaz çalışmalarını, fıtri zekasını, ilme bağlarını ve milli bir duygusunu mütemadiyen her türlü vasıta ve tedbirle beslenip işe getirmek milli ülkemizdir. Türk milletine çok çalışan bu ülke onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazife yapmakta muvaffakla yaptı. Büyük Türk milleti 102 yıldan beri girişiniz her işlerde muvaffakiyet veren çok sözlerimi işittin. Öyle bak derim ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkındaki ihtimali sanacak bir insan ise naçiz vücudum toprak olmasa hemen hal olmadım. Bugün aynı inanda katiyetle söylüyorum ki milli ülkeye tam bir bütünlükte girmekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün meden alem az zamanda bir kere tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş bu büyük medeni vasfı ve bu büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adinin yüksek medeni yapısından yüzeyi güneş gibi olacaktır. Büyük Türk milleti ebediyete alıp giden her senede, her 10 senede, her bayramda, her seyranda, her cumada mutlaka namazdan sonra bu büyük millet bayramını Demirimizsin ey özgürlük hissi. Sana